Herkese merhaba değerli dostlar. Biz TÜZ'le ilgili herkesi alt üst eden iki günlük bir mazi geçirdik. Şimdi bunun üzerine bir detaylı bir inceleme yapacağız. Hem bankaların, tüm bankaların iki günlük işlemlerini inceledim aracı kurum dağılımı üzerinden ne gibi işlemler gerçekleşmiş? Hangi kurum hangi kurumun üzerine mal devretmiş? Onlara bakacağız. Böyle bir yangından mal kaçırır gibi bir durum söz konusu mu? Buna bakacağız. Hem de bazı demir çelik sektörü olsun, havacılık sektörü olsun. Onlardaki duruma bakacağız. Birazcık rahatsız olduğum için video içinde burnumu çekersem ve öksürürsem kusura bakmayın. E bu videoyu çekmek zorundaydım. Şimdi isterseniz yavaş yavaş hemen konuya girelim. Garanti BBVA'nın yaklaşık geri kalan hisseleri için %50'nin üzerindeki yani tamamını alabilmek için 12.45 gibi bir fiyat belirledi şirket hissesi için tabi dolar kuru düştükçe 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 bu şirket hisseleri bedava konumuna gelmişti. Ee, şimdi bakarsanız şu an çarpan değerlerinin yaklaşık 5 katının, 5'te e, 1'inin daha doğrusu 5'te 1'inden satın alma güdüsü var şu anda. Çünkü 2007, 2008, 2006 o dönemlerde çok büyük çarpanlarla işlem görüyordu bankacılık sektörü. Şu an çok düşük mevralardan işlem görmekte çarpanlardan. Yani bedava kelepir fiyatlarda diyebiliriz. Tabi adamlar da rahatlıkla böyle yüksek fiyatlarda e, tekliflerde bulunabiliyorlar. Ha, mal satan var mı? Mal satan yoktu zaten Garanti Bankası'nda dün itibariyle. Pazartesi günü seans açıldığında hissenin tavan açılmasıyla beraber diğer bankacılık sektöründeki şirket hisselerinde de aynı e, görüntü gerçekleşti ama bankacılık hisselerinde dün çok fazla işlem olmasına rağmen şöyle takaslarını incelediğiniz zaman öyle bankacılık sektöründe böyle yangından mal kaçırır tarzında bir hareket söz konusu değildi. Tavan yaptılar tamam da bugün birkaç banka tavan açtı sonrasında çözüldüler. Ki çözülmeleri beklenen bir durumda açıkçası. Bakarsanız iki gün içinde bizim hisselerde düzeltme devam etti. Yani genel itibariyle bakarsak bizim borsada şu anda aslında 1620-1630 civarlarındayız. Yani yukarıda bir balon oluşmuş durumda şu an. Bunun tedirginliği bütün yatırımcılar da var, hepimiz de var. E, analistlerin söylediği herhangi bir net bir şey de yok. Hani e, borsanın yukarı yönde de aşağı yönde gidebileceği ilgili analistlerin net bir şekilde söyleyebileceği hiçbir şey yok şu anda. Bu kararsızlık da bütün yatırımcıların tamamen elini kolunu bağlamış vaziyette. Öyle izledik iki günü ve işlemlere baktığımız zaman şişe camı ya yani bankacılık sektörü olsun sanayi grubu olsun zaten büyük bir yabancı girişi var zaten son dönemde. Zaten borsanın bu yükseliş trendi de bundan kaynaklanmıştı ama doların şu an rekor seviyede işlem görmesi dış piyasanın çok fazla e, piyasayı destekleyecek bir böyle pozitiflerinin olmayışı ve bizim borsanın her gün yüzde bir yüzde bir gitmesi yatırımcıları birazcık e, terletmişti. Şimdi şişe camda baktığımız zaman son bir ay içinde 45 milyon dolayında sadece Deutsche Bank'la Citibank'ın alımları söz konusuydu ki bu iki günlük işlemde şişe cam öyle sallanmasa bile gördüğünüz gibi hem Bank of America hesaplarından hem ünlü hesaplarından yabancı hesaplardan 12,5 milyon civarında lotun çıkış yaptığını görüyoruz. Yani ben e, iki günlük Önemli detayları gerek yani analiz etmemiz gereken şirket hisselerini iki günlük çıkarttım burada. Ayın 15'i ve ayın 16'sı. Devam ediyorum. Halk Bankası'nda gördüğünüz gibi burada global ve banko hesaplarından yaklaşık 15 milyon dolayında lot satılmış. Bugün bu kağıt eksi kapattı ve genel itibariyle bu şirket hissesine herhangi bir giriş söz konusu değildi son bir ayda. Yabancı dahi girmemişti bu şirket hissesine. Ama bugünkü yani iki günlük fırsat yükselişinde gördüğünüz gibi yabancının güzel bir şekilde lot bastığını görmekteyiz ve genel itibariyle piyasaya yayılsa bile 6.4 milyon lotun ilk 5 kurum yani ana 5 taşıyıcı kolonun haricinde kurumlar üzerinden bir dahi karşılanamadığını görüyoruz. Yani piyasaya malı basmışlar gibi bir görüntü var Alp Bankası'nda. Ama Alp Bankası'nın zaten mevzusunu bildiğimiz için yabancı her fırsatta mal çıkmaya çalışıyordu bu şirket hissesinde. Devam ediyoruz. İş Bankası hesaplarına baktığımız zaman da bugünü ünlü hesaplarında Bank of America hesaplarına baktığımız zaman 9 milyon gibi sınır bir lotun çıkış yaptığını görmekteyiz ama blok halinde zaten QNB Finans üzerinden e, lotun karşılandığını görüyoruz. Bizim için önemli olan şey şurada gördüğünüz gibi alıcı ilk 5 alıcı ilk 5 satıcı dengesinin yerinde kalması yani pek fazla hareket alanı gerçekleşmemiş iş, iş bankası iş bankasında devam ediyoruz aynı şekilde Akbank'ta Akbank'ta gördüğünüz gibi QNB Finans, Bank of America hesaplarından yabancılardan yine bugün çıkış olmasına rağmen yine ünlü hesaplardan yani yabancı hesaplardan 68 milyon notun karşılandığını görüyoruz ki bu çok yüksek yani son iki günde bankacılık endeksinde belki Akbank'ın son 4 yılının zirvesinde yaptığı bir işlem hacmiyle gerçekleşti bu iyice hacim. Yani daha önce şöyle geriye doğru 10 senelik borsa e, geçmişimde dahi bu takasları sürekli takip eden birisi olarak söylüyorum büyük bu şekilde yani piyasanın çok iyi ya da çok kötü olduğu zaman da dahi bu kadar lot değişimi olduğunu ilk kez görüyorum bunu yorumlamakta bu yüzden e, birçok analist de zaten zorluk çekmekte yani biri sattılar mı malı bastılar mı yoksa malı topladılar mı bununla ilgili acayip bir şekilde belirsizlik söz konusu şimdi e, ünlü hesapları her zaman bu şirket sitesinde böyle çok yoğun işlemler yapan bir kurum değil bank of e, genellikle bu şirketin ya bu tarafında en üst, üstte olur ya da en üstte yine aynı şekilde satıcı tarafında bank of olur genellikle bu da genellikle de virmanla e, Citibank üzerine virmanlanır şimdi baktığınız zaman bu çok yüksek hacimli gerçekleşen günde e, Akbank'ın ünlü hesaplara bu şekilde alım gelmesi ve diğer bankaların nezdinde böyle bir işlemin olmayması, Akbank üzerinde dikkat çekici bir işlem, ee, iki günlük işlem hacminde kesinlikle ve kesinlikle bankalarda öyle çok yüksek derecelerde giriş kesinlikle söz konusu değil. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bu da ani e, biste, ani böyle aşağı doğru sarkmaları gebe konumuna getirecek biste. Garanti Bankası hisselerine baktığımız zaman da QNB'nin yine aynı şekilde 10 milyon dolayında lotu var. Bank of America'nın da 8 milyon dolayında lot aldığını görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi sadece ayın 16'sı gözüküyor. Çünkü Garanti Bankası'nda dün zaten yüksek fiyattan bir alıcı beklentisi olduğu için kimse satıcı değildi. Bu yüzden dünkü Tavan hareketinde zaten direkt tavan açmıştı Garanti Bankası. E, lot dağılımına baktığımız zaman yabancının ne alışı vardı ne de satışı. Yani önemli derecede dikkat edebileceğimiz. Bu yüzden onu sadece ayın 16'sındaki yani bugün gerçekleşen bankacılık hisselerindeki işlem benim için çok önemliydi. Bu yüzden baktığımız zaman e, genel itibariyle görüntünün yatay olduğunu görüyoruz. Çünkü şu an e, BBVA böyle bir teklifte bulundu ama şu an bununla ilgili ne alan var ne satan var bununla ilgili bir açıklama söz konusu değil. Sadece e, ucuz olduğundan kaynaklanan bir yukarı doğru bir pik hareketi gerçekleşti. Borsada teknik analiz yapanların geneli şöyle diyecektir zaten. Eğer fiyatların sürekli yükseldiği bir dönemde bir en yüksek hacimli günün gerçekleştiği bir günde e, bir pik hareketi varsa o pikten de bir kar satışı geldiyse artık düzeltme başlıyor demektir. Yani bu artık e, beklediğimiz bir düzeltmeydi hatırlarsanız. Bin 630-1650 bölgesi civarında bir düzeltme bekliyorduk ve ben elimdeki lot miktarını yarı yarıya azaltma düşüncem olduğunu sizlerle paylaşmıştım ve baktığımız zaman şu anda bu dönemde gerçekleşen yüksek hacimli işlemlere bizi şu an tatmin eden bir düzeltme olmadığı gibi şu an artık o zaman bir düzeltme bekliyorduk artık şu an bir düşüş bekliyoruz yani bu cümleyi kurmamdaki amaç nedir yani Önümüzde birkaç güne yayılabilecek bir düşüşten bahsediyorum. Bu da ani gelebilir. Piyasada çünkü herkes şu an alıcıdan çok satıcı olma taraftarında. Ve e, birçok yatırımcının bana sorduğu bir soru var. YouTube üzerinden sürekli sorulan. E, hisselerimiz zaten yükselmedi. Yani zaten zarardayız. Yani şirketler neden kar satışı düşmeye devam etsin. Aynı şekilde bu şirket hisseleri düşse bile. Şimdi herkes şu an. ...bir düşüş beklentisi içine girdiği zaman algoritmalar da bunu bu şekilde yönlendir yönlenerek hazırlanıyor. Şimdi bankacılık hissesinde düşme olduğu zaman, baktığınız zaman elinizdeki zaten yükselmemiş şirket hissesinde düştüğünü görürsünüz. Çünkü yatırımcı algısında o tahtaya e, yeterli miktarda alıcı olmadığı için tahta sahibi bütün satışı karşılamak istemez. E, karşılayacağı noktayı da aşağı doğru hisseyi çekerek zaten... Hisseyiz %4, %5 aşağı çektiğiniz zaman zaten satmayı düşünen yatırımcı kitlesinin büyük oranda azaldığını görürsünüz. Çünkü ya piyasa tamam bir düzeltme var. Yani bir düzeltme olduğuna inanıyoruz. Ee, böyle geri dönüşü olmayan bir düşüş değil. Yani zarardan da satmayalım şirket hissesini. En büyük hatalardan biri de budur yaptığımız genel itibariyle. Eğer piyasada piyasa e, uzuncuysanız şu an 7-8 senedir uzuncuların... Doğru dürüst para kazanamadığı bir piyasadayız Türkiye piyasasında. E, kredi notumuzun düşük olmasından dolayı, sıcak paranın gelme işinden dolayı... ...dönemsellik tahta sahiplerinin yapmış olduğu e, hareketlerden para kazanabiliyoruz. Yani eğer bir manipülasyonu senet denk getirebilirsek piyasada hayatta kalabiliyoruz şu dönemde. Son birkaç yıldır e, iyice arttı bu zaten. Baktığınız zaman kötü şirketler çok iyi yerlerde, çok iyi şirketler çok kötü yerlerde. Bu yüzden yatırımcı algısı da hep artık kısa vadeye ve e, ne kadar para yatırılmayacak şirket hissesi varsa ona yönelmeye başladı. Ve bu yüzden bu şirketlerin tahta sahipleri de şirketlerde eğer bir satış söz konusuysa bir beklenti bu şekilde ise yani 175'ten almayı plan e, elinizde tuttuğunuz şirket hissesi 165 TL'de düşüşe yakalandıysanız bu şirket hissesi 150 TL bölgesine kadar düşmesi sizin e, maliyetlerinizin uzun süre artık e, piyasanın yükselişini beklemeniz demektir. Bu yüzden eğer bir düşüş sinyali varsa elinizde belli oranlarda şirket hissesini azaltmak çok doğru bir karardır. Bunu zaten büyük trader'lar da bu şekilde yönetirler. Eğer açığa satış yapıp düşüşten de para kazanma ihtimali söz konusu değilse yapmanız gereken işlem budur. Garanti yapılacak işlem budur. Devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde piyasanın yükselişinden eminiz. Yani piyasa yukarı doğru gitmeye elverişli. Zaten bugün de bakın piyasa dış piyasaya baktığımız zaman dış piyasanın şu an keyfi yerinde. Neden? Ekim ayı e, ABD sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi. Yani piyasanın canlanma emaresi. Bu sıcak veri gördüğünüz gibi iki haftadır sürekli yatay giden piyasalarda dış piyasa bir e, çoğunlukla bu şekildeydi. Şimdi baktığınız zaman bu piyasanın dışarıdan desteklenmesi demek BIST'in e, birazcık daha sınırlı düşüşlerde daha sınırlı olması pozisyonunu doğuracak. Şimdi bankacılık hissesinin ucuz olduğu ortaya çıkmış oldu bu BBVA'nın hareketiyle ama şu an baktığımız zaman e, analistlerin tahmin edemeyeceği çok e, derin inişler de gerçekleşebilir ve şuraya da tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bizim zaten aşağıda kalan bir boşluğumuz vardı. O boşluğu acaba ne ara doldururuz derken şurada bir boşluk daha oluştu. Neresi? 1640'la 1670 arasında sanırsam evet. 1670 arasında yaklaşık %2'ye yakın bir pay var burada. Boşluk. Yani Bist'in bu şekilde gitmesi şu üst tarafta büyük bir balon olduğunu gösteriyor. Çünkü şirket hisselerin yan tahtalara baktığın zaman bankacılık e, haricinde ve bazı holdingler haricinde şu an iki günde piyasada gerçekleşen e, yüksek hacmin karşılığı yok. Piyasa hisseleri son iki günde piyasa bu kadar yükselmesine rağmen e, kar satışını yiyen yan tahtalar oldu. Bu yüzden kısa vadede bu piyasadaki düşüş hacmi yan tahtalara yine yansıyacak. Yani bu sizi, bu kurduğum cümle sizi rahatsız ediyor olabilir ama e, yine bu şekilde olacak. Çünkü herkesin e, satma, düşüş beklentisinin olduğu bir dönemde tahta sahipleri kafayı çalıştıracak. Çünkü tahta sahibinin yerine koyun, e, bir sürü satan var ne yaparsınız? Tahtayı aşağıya çeki verirsiniz. Alıcı olmazsanız biraz az yazarsınız alıcı e, tahtanın alış kademelerini. E, zaten satışa gelen sayısı çok, alıştan çok satıcı var. Ne yapmanız lazım? Hisseyi yüzde 4 yüzde 5 aşağı çekerseniz bu tahta sizin ömür boyu taşıyacağınız bir tahta olduğu için adam her gün karını düşünecek. Devam ediyorum. Vakıf Bank'ta son bir ayda şirket hissesine aynı şekilde yüksek meblalarda yabancı girişi söz konusu değilken gördüğünüz gibi yaklaşık 15 milyona yakın lot çıkışı var yabancının. Bu da kısa vadede Vakıf Bank şirket hissesinde yabancının... ...fırsatçılık yaparak lot çıkışı yaptığını gösteriyor. Bu da e, şöyle baktığın zaman nette 5 milyon de olduğunu görüyoruz. Tamamı karşılanmamış. Şirket hissesinde yapılan kısa vadedeki bu pik hareketi... ...dönüş sinyalini yani kabataslak gösteriyor şu anda. Vakıfbank hissesinde gördüğünüz şekilde yabancı almadığı halde... ...bu yükseliş trendinde de e, bu iki günlük süreçte de... ...iyi mi miktarda mal satışı gerçekleştirmiş. <laughs> yani beklentimiz bu piyasa daha yukarı gitmez değil kesinlikle. Sadece düzeltme eğilimin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu yüzden bir miktar nakit tutmak e, bizim için çok faydalı olabilir. Neden? Aşağılardan alma fırsatımız olur. E, 180 liradan almış olduğunuz şirket hisseniz sesi şu an mesela 170 lira olsun. Eğer düzeltme devam eder, sizin o desteğinizde 168 ise o kağıt 150 liraya kadar düşerse oradan tekrar ek alım yapmak için elinizde nakit olmayabilir. Ama e, hisse azaltımı yaparsanız piyasanın düşme eğiliminin olduğu dönemde aşağıdan alma ihtimaliniz olur. En kötü ne olur? Piyasa yukarı gitmeye devam eder ve yükseliş trendi teyit verir. Yukarı doğru hisseyi üst direnci kıracak kadar yüksek hacmi elde eder. Oradan daha yukarıdan maliyetlenmek zorunda kalırsınız. Daha yukarıdan maliyetlenmek mi önemli? Bir şirket hissesine daha fazla zarar etmek mi? Bu yüzden e, yatırımcıların genel itibariyle yapması gereken hisse azaltımı iken genel itibariyle yaptığı şey bekleyip daha düşük fiyatlardan daha da düşecek korkusuyla hepsini satmak. Bu yüzden birazcık daha sakin davranmak lazım. Piyasamız önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürecek. Sadece dolar kurunda birazcık sakinliğe ihtiyaç var. Bunun da tek yapılacak kişi Merkez Bankası toplantısında gelecek olan faizi sabit bırakma hareketi. Eğer bu gerçekleşirse piyasamızda toparlanma rahatlaşır. Dolar kurundaki baskı da azalacaktır. Dolardaki satıcı da artacaktır. Devam ediyoruz aynı şekilde sırada kim var? Kardemir var. Kardemir son günlerde epey yoğun bir şekilde yükselişini sürdürdü. Şirket hissesini müktiş derecede kar açıkladı. Önümüzdeki dönemde de yıl sonu bilançosu da çok iyi gelecek. Demir çelik sektöründeki hem fiyat artışı hem de şirketlerin e, yüksek satış cirolarına kaynaklı büyük gelirleri var. Şimdi devam edelim. Bank of America'nın bugün bu yüklü miktarda satışı gördüğünüz gibi genel itibariyle karşılandı ve eksi 2 milyon dolayında seans sonuna kadar seansında bitimi disket emirlerde artık hangi kurumlardan karşıladılarsa artı 500 bölgesine kadar çıkmayı başardı. Yani e, tepki vermeye çok müsait durumda olduğunu varsayıyorum şirket hissesinin. Devam edelim isterseniz. Ereğli Demir Çelik'te de Bank of America'nın alış yaptığı ender hisselerden yani elimizde son iki günde baktığımız zaman küçük kütya, yani şöyle çatırtıya baktığımız zaman Ereli şirket sesinde alışların oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Şirket sesini daha önce analizini yapmıştık. Yapma, e, i̇zlemediğiniz, mutlaka izleyebilirsiniz beklentilerle ilgili. Türk Hava Yolları zaten e, gözümüzün çiçeği. Onun da analizini tazeledim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz piyasanın yönü olarak kullandığım bu şirket sesi. Bugün e, tabi bankalarda. E, kar satışları gelmeye başlayınca bizim e, o gün pek fazla randıman göstermeyen şirket hisselerinin birazcık daha güçlü durduğunu gördük. Ki Bank of America hesaplarından global olsun yabancıların şirket hissesini birazcık daha rağbet ettiğini görmekteyiz ve artı 3 milyon lotla kapandığını görüyoruz. Şirket hissesinin zaten 17-20 idi galiba. O bölgelere kadar bir düzeltme e, beklentisi söz konusuydu. E, ben şirket hissesini uzun vadeli listeme yaklaşık 17-80 civarlarından dahil etmiştim. E, o gün 18.30'lara kadar gitti ama sonrasında kar satışıyla tekrar geri geldi. Tekrar devam etmesini bekliyorum bu arada. Yüksek miktarda yabancı girişi vardı. Onun detaylarını videoda paylaştım. Merak edenler için onu izleyebilirsiniz. Yapı kredi aynı şekilde şöyle geriye doğru baktığım zaman yıllardır takasını incelediğim şirket hisseleri çünkü blok şekilde bu şekilde satışı ilk kez görüyorum. Yani tavanda 100 milyon not işlem gördü bu şirket hissesi. Çok büyük lotmuş gibi gözükebilir ama şirket hissesinin fiyatı oldukça düşük olduğu için emsallerine göre yani yüksek lot miktarları e, kıyaslarken birazcık daha dengeli düşünmeye çalışın. Bank of America'nın 13 milyonluk alışı var. Yani aynı durumda e, Garanti Bankası'nda belki 1-2 milyonluk bir lota karşılık gelmekte bu. Yani 13 milyon gözünüzü çok böyle kallafi alışmış gibi gözükmesin. Tacirlerden gelen net bir şekilde yani bir kurumdan bir kuruma seans içinde blok şekilde hacim yaratılmış durumda şu anda. Baktığınız zaman yabancının e, alışı söz konusu ama dünkü işlemlere baktığımız zaman öyle çok ciddi bir alım söz konusu değil yapı kredide. Dün de çok yüksek hacim yapmıştı ve tavan gerçekleşmişti. Yani genel itibariyle bankacılarda garanti bankası haricinde öyle çok büyük hareket yok. Garanti bankasında sadece City Bank'ın elinde 1 milyar lot olduğunu düşünürsek garanti bankasında gerçekleşen hani o 8-10 milyonluk e, lot alışımının da yani devede kulak olduğunu size tekrar hatırlatmak isterim. Sadece bu bankaların yükselişinde satıcı trafiğinin daha az, alıcıların daha istekli, iştahlı olmasından kaynaklanan bir hareket olarak öne çıkmakta. Bitti mi? Evet bitti. Şimdi çok uzun bir video oldu. Şöyle kısaltalım isterseniz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi bizim 170 bölge, 1700 bölgesi önemli bir direnç bölgesi bizim için. Şöyle genişletelim biraz daha. Aşağılarda bir sürü boşluğumuz var. Piyasa bunları ne zaman dolduracak bilmiyoruz. Piyasanın böyle aşağı doğru e, çalkalayacak bir şey olacak mı bunu da bilmiyoruz ama şimdi Merkez Bankası eğer böyle faiz indirmeyeceğim derken faiz indirirse emin olun şurada aşağıda 1547'deki boşluğu dahi görmeniz mümkün. Bu yüzden piyasada e, bu dönemde Merkez Bankası'nın kararı gelene kadar ya da Merkez Bankası toplantısını mutlaka takip edin. Eğer bunun gibi bir şeye kalkışırlarsa benim bu aşağıda gösterdiğim 1547 bölgesine kadar BIST'in aşağı doğru inmesi muhtemel. Yani 100 bas puanlık faiz indirimi buraya gelmemize neden olmaz ama yine 200 puanlık 300 bas puanlık gibi böyle astronomik yani söylediğinin tersini yapar bir durum oluşursa bahsediyorum böyle bir şeyde. Buralara gelme ihtimalim söz konusu. Ben bunu sık sık sizlerle gün içindeki analizlerde paylaşmaya çalışacağım. Ee, YouTube'un topluluk kısmından bu paylaşımları takip etmeye çalışırsanız ...sizin için birazcık daha karar vermenizde yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu aradaki boşluğun kısa vadede dolmasını bekliyoruz. Biz de yarın itibariyle bizdeki durum bizim için çok önemli olacak. Gün içinde de bunu e, elimden geldiğince analiz etmeye çalışacağım sizin için. Hem sabah analizi olsun, gün içindeki bankalardaki alış-satış dengesindeki farklılıklar olsun. Bunları sizler için sürekli detaylıca inceleyip e, en doğru şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım e, hakkımızda hayırlısı olur. Piyasa önümüzdeki dönemde yükselecek ama kısa vadede başımız ağrımasın. Tek derdimiz budur. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yan tahtalarda da çok yakında hareketler başlar. E, kafanıza bu kadar takmayın. Bankacılık hissesi, e, bankacılık hisseleri önümüzdeki dönemde mesela bir ayda iki ayda yükselirse yan tahtalar birkaç hafta içinde ciddi miktarda yükselebilir. Onlar çünkü o şekilde yükselirler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.